Merhaba. Çevre sosyolojisi dersimizle ilgili bu programda hayvan hakları ve hayvan refahı kuramları ünitesini ele alacağız. Programımızda hayvan hakları hareketinin düşünsel temelini oluşturan hayvan hakları kuramı ile hayvan refahı kuramı hakkında bilgi vererek başlayacağız. Ardından hayvan hakları kuramını savunanlara yönelik eleştirilerden ve hayvan hakları hareketi içinde düşünce ayrılıklarından söz edeceğiz. Hayvan hakları kuramı. Hayvan hakları hareketinin kuramsal yapısı 1970'lerden sonra Peter Singer ve Tom Regan'ın başlattığı hayvan özgürleşmesi felsefesine dayanır. Hayvan özgürleşmesi insanların hayvanlara karşı tutumlarını ve hayvanların hakları olup olmadığını tartışmaya açmıştır. Hayvan özgürleşmesinin amacı insanların hayvanlar üzerindeki baskı ve sömürgesine son vermektir. Bir özgürleşme hareketi olarak hayvan özgürleşmesi çok sayıda engelle karşılaşır. Öncelikle sömürülen grubun kendilerine yapılan davranışı organize biçimde protesto etme imkanı yoktur. Hayvan özgürleşmesindeki ikinci engel sömüren grupların bu sömürüden çıkarının olmasıdır. Hayvan özgürleşmesinin önündeki üçüncü engel alışkanlıktır. Hayvan özgürleşmesi için yalnızca beslenme türünde değil, düşünce ve dilde de alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Hayvan özgürleşmesi en temel ahlaki ilke olan eşit menfaatler gözetme ilkesinin yalnızca kendi türümüzde sınırlı olmadığını düşünen insanlar içindir. Eşit menfaatler gözetme ilkesi bir eylemin doğruluğunu hesaplarken etkilenen tüm menfaatlerin eşit önemde kabul edilmesi ve hesaplamaya katılmasıdır. Temel eşitlik ilkesine göre varlıkların menfaatlerinin gözetilmesi, ister hayvan, ister insan olsun, tüm varlıkları içine alacak biçimde genişletilmelidir. Bu yaklaşım ırkçılığı ve cinsiyetçiliği dışladığı gibi türcülüğü de dışlar. Bir varlığın eşit menfaatler gözetme ilkesi hakkına sahip olabilmesi için en önemli özellik acı çekme, zevk ya da mutluluk hissedebilme kapasitesidir. Örneğin bir sokak hayvanının tekme yemekten kaçması onun menfaatinedir. Çünkü tekme ona acı verir. Eğer insanların acı hissettiklerinden şüphe etmiyorsak, diğer hayvanların da acı çektiğinden şüphe etmememiz gerekir. Canlı hayvan deneyleri de hayvanlara acı çektiren deneylerdir. Türcülüğün bir sonucu olan bu tür deneyler başlı başına bir endüstridir. Yapılan milyonlarca deneyden sadece az sayıda deney tıbbi araştırmalara önemli katkıda bulunur. Çok sayıda hayvan üniversitelerin ormancılık ve psikoloji bölümlerinde kullanılır. Bunlardan pek çoğu şampuan, kozmetik, yiyecek boyası ve diğer gereksiz maddeler için ticari amaçlı olarak yapılan canlı hayvan deneyleridir. Hayvan etinin yenmesi gerçeği ise bizim hayvanlara karşı tutumumuzun anahtarıdır. Hayvanlar düşük maliyetli yemi yüksek fiyatla ete dönüştüren makineler olarak görülürler. Bu yöntemler altında hayvanlar doğumlarından kesimlerine kadar mutsuz, zavallı bir hayat sürerler. Bütün bunların nedeni türcülüğün doğasından kaynaklanır. Hayvanlara yapılan zulme karşı olan çoğu insan da vejetaryen olur. Hayvan özgürleşmesi hareketinin önemli ismi Tom Regan, hayvanların insanlar karşısında ahlak felsefesi açısından doğal hakları olduğunu savunur. Hayvanların doğal haklarının ise üç temel nedeni vardır. Hayvanlar doğa gereği ahlaki haklara sahiptir çünkü hayvanlar yaşamın özneleridir. Hayvanların doğuştan gelen asli doğal değeri vardır. Doğal değer herhangi bir şeyin başkaları tarafından değerli görülüp görülmemesinden bağımsız olarak varoluşuna içkin bir değerdir. Bu açıdan başkaları hak olarak değerlendirmese bile hayvanlar ahlaki hak sahibidir. Bu haklar bireylerin ya da varlıkların diğerleriyle yaptığı anlaşmalardan değil, varoluşlarının doğasından kaynaklandığı için her türlü anlaşmadan önce gelir. Yaşamın öznesi olan tüm varlıkların doğal değerleri olduğunun kabulü, onlara nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili ahlaki ilkelere varılmasına yol açar. Saygı ilkesi, doğal değere sahip bireylere bu değerden ötürü saygıyla davranılması gerektiğidir. Doğal değere gösterilen saygı, adalet gereği doğal değere sahip hayvanlara da gösterilmelidir. Zarar ilkesi gereği de bireylere zarar vermemek görevimizdir. İnsan ya da hayvan, yaşamın özneleri olan tüm bireylere sahip oldukları doğal değerler nedeniyle ve adalet gereği eşit biçimde saygı duymak ve onlara zarar vermemek görevimizdir. Regan'ın yaklaşımında saygı ve zarar ilkesi yanında vejeteryenlik de ahlaki açıdan bir zorunluluktur.
Buna göre yaşamın öznesi olma ölçülerini sağlayan memeliler doğal değere sahiptir. Bunun için saygı ve zarar vermeme ilkesine göre yetiştirilip, öldürülüp yiyecek olarak kullanılmamalıdır. Benzer biçimde hayvanların tuzakla yakalanması, avlanma ve canlı hayvan deneyleri de ahlaki açıdan yanlıştır. İnsan-hayvan ilişkileriyle ilgili başka kuramlar da bulunur. Ekofeminizm içinde yer alan feminist ilgi, bakım etiği, Marksist ve fenomenolojik yaklaşımlar açısından insan-hayvan ilişkilerini yeniden ele alan çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Bu yaklaşımlar insan-hayvan ilişkilerine ve hayvanların yaşadığı şartlara kendi kuramsal çerçevelerinde odaklanırlar. Hayvan refahı kuramı. Hayvan hakları savunucuları ile hayvan refahı yaklaşımını benimseyenler arasında insan-hayvan ilişkilerine bakış açısından önemli farklılıklar bulunur. Hayvan haklarını savunanlara göre hayvanların varlık nedeni insanlar için yiyecek, giyecek, eğlence aracı ve deney malzemesi olmak değildir. Bunların da insanlar gibi başkalarının yararına feda edilemez, vazgeçilemez çıkarları vardır. Hayvan refahı kuramı ise hayvanların bazı menfaatleri olduğunu kabul eder ama insan menfaatleriyle çatıştığında bu menfaatlerin feda edilebileceğini ve hayvanların kullanılabileceğini savunur. Hayvan refahı hayvanların yaşam kalitesiyle ilgilidir. Kuram hayvanların yaşam kalitesini artırmak için temel olarak 3 konuya odaklanır. Hayvanların yaşam kalitesi duygularıyla ölçülür. Hayvanların yaşam kalitesi biyolojik işlevleriyle ölçülür. Doğallık ve doğal davranış hayvanlar için yaşam kalitesinin göstergelerinden biridir. Hayvan hakları kuramını savunanlara yöneltilen eleştiriler. Hayvan hakları kuramını savunanlara yöneltilen eleştiriler 4 temel noktada ortaya çıkar. Hayvanların hakları olabilir mi? Canlı hayvanlar üzerinde deneyler mazur görülebilir mi? Hayvanlar yiyecek ve meta olarak kullanılabilir mi? Vahşi yaşamın korunmaya ihtiyacı var mı? Hayvanların hakları olabilir mi? Hayvan özgürleşmesi ve hayvan haklarının kurucusu Peter Singer, faydacılık kuramını hayvan haklarına uygulayarak tüm hayvanların, yani insan ve insan olmayanların eşit olduğunu savunur. Singer'ın yaklaşımını eleştiren Frey ise insan yaşamının hayvan yaşamından daha yüksek değere sahip olduğunu öne sürer. Frey'e göre insanlar özerk varlıklar olarak kendi yaşamlarını yönlendirme ve böylece zenginleştirme potansiyeline sahiptir. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yaşamlarına renk katan, kendilerini zihinsel olarak besleyen aktivitelerle uğraşabilirler. Hayvan yaşamında böyle bir potansiyel olmadığı için insan yaşamı hayvan yaşamından değerlidir. Warren'a göre ise insanlar sorunlarını şiddete başvurmadan akıl yürüterek çözebilirler. Hayvanları ise akıl yürüterek ikna etmenin yolu yoktur. Bu nedenle hayvanlar insanlarla eşit ahlaki haklara sahip olamazlar. Hayvan hakları kuramını savunanlara yöneltilen eleştirilerden biri de canlı hayvan deneylerinin mazur görülmesine ilişkindi. Canlı hayvan deneyleri tıbbi, askeri ve ticari amaçlarla yapıldığı gibi psikolojik araştırmalarda da kullanılır. Baldwin, psikoloji deneylerinde tıbbi deneyler kadar insanlara ve hayvanlara yararı olduğunu savunur. Canlı hayvanlar üzerinde deney yapılmasını tamamen engellemek isteyenlerin küçük bir azınlık olan hayvan hakları savunucuları olduğunu söyler. Davranış deneylerinin araştırmalarda kullanılan ve hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanların çevrelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyler. Hayvan hakları ve hayvan özgürleşmesi hareketini savunanlara karşı bir diğer eleştiri noktası da hayvanların yiyecek ve meta olarak kullanılmasına ilişkinde hatırlarsanız. Bu konuda vejetaryenler ve hayvan refahı aktivistleri çevrecilerle ve gelişimci çiftçilerle birlikte çalışırlar. Halkı fabrika çiftlikler yerine daha insancıl ve çevre dostu alternatifler seçimleri konusunda eğitirler. Besin endüstrisi adına konuşan Koperot ise geçimini hayvan yetiştiriciliğinden sağlayanlara 3 temel öneride bulunur. Hayvan hakları hareketiyle uzlaşma arama, üretim uygulamaları güçlendirecek araştırmalar yap, hayvancılık konusunda halkın yanlış bilgilendirilmesini önleyecek bilgiler edin. Hayvan sömürüsünün hiçbir ahlaki mazereti olmadığına inanan veganlar ise sadece et değil hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler. Vahşi yaşamın korunmasıyla ilgili olarak da insanlar neden avlanır sorusu gündeme gelir.
Cartmill'e göre bu sorunun kesin cevabı yoktur. Gelişmiş ülkelerde hayvanların acı çekmelerine neden olacak aktiviteler, çektirilen acı daha üstün bir amaca hizmet etmiyorsa istenmeyen bir durumdur. Hayvanlara yapılan eziyet ve işkenceye karşı gelen kanunlar varsa, hayvan dövüşleri yasaklanıyorsa neden spor amaçlı avcılığa izin veriliyor sorusu da yöneltilir. Avcılık yapanlar bu sorunun konuyla bir ilgisi olmadığını söylemeyi tercih ederler. Avcılıkla uğraşanlara göre spor için avlanmanın altında öldürme içgüdüsü, hayvan nüfusunun kontrol altına alınması, doğanın bir parçası olduğunu hissetmek yanında sosyal ve ekonomik nedenler yatar. Vahşi yaşamın korunması ile ilgili olarak tartışılan konulardan biri de nesli tükenmekte olan türlerle ilgilidir. Bu türlerin ulusal vahşi yaşam parklarında mı yoksa hayvanat bahçelerinde mi korunması gerektiği tartışılır. Hayvan hakları savunucuları hayvanat bahçelerinin hayvanların refahını olumsuz etkilediği görüşündedir. Hayvanlar kafeslerinde kötü ve yetersiz beslenme, ilgisizlik, yetersiz tıbbi bakım nedeniyle hastalıklarla boğuşurlar. Genleri ve doğalarının gerektirdiği yaşamdan uzak olarak laboratuvarlarda çapraz üreme ile yeni garip türler yaratılır. Ulusal vahşi yaşam parklarının uygun olmadığını savunanlar ise hayvanat bahçeleri üreme programları sayesinde türlerin yok olma tehlikesinin ortadan kalktığını belirtirler. Hayvan hakları hareketi içinde düşünce ayrılıkları. Hayvan hakları ile hayvanların refahı yaklaşımları arasında felsefe, ahlaki anlayış, uygulama ve hayvan hakları hareketi açısından farklılıklar bulunur. Hayvan hakları felsefesi insanların ve hayvanların bireyler olarak ahlaki dokunulmazlıklarına dayanır. Hayvan hakları felsefesini benimseyenler, hayvanların refahını savunanların hayvanların yumuşak kullanım anlayışına karşı çıkar. Yumuşak kullanım insanların yararına kullanılırken hayvanların çektikleri acının en aza indirilmesidir. Hayvanların refah yaklaşımının reformist felsefesi ve sonucun aracı mazur kıldığı düşüncesi hayvan hakları felsefesini savunanlarca reddedilir. İstediği kadar insancıl olsun, hayvanların kurumsallaşmış sömürüsü kabul edilemez. Uygulamalar konusunda ise hayvan hakları sömürünün tamamen kaldırılmasına yönelik uygulamaların yapılmasını ister. Hayvan refahı savunucuları da sömürünün tamamen ortadan kalkmasının bir ütopya olduğunu söyler. Hayvanların içinde bulunduğu şartları iyileştirmeye yönelik yasaların çıkarılmasına ağırlık verir. Hayvan hakları ile hayvanların refahı yaklaşımları arasında hayvan hakları hareketi açısından da farklılıklar vardır demiştik. Toplumsal bir değişim öngören hayvan hakları felsefesine göre hayvanların özgürleşmesi insanların özgürleşmesidir. Hayvanların refah felsefesi ise hem hayvanlar hem insanlar için adaletin neden ve nasıl sağlanacağı konusuyla ilgilenmez. Hayvanların refah savunucularından Newkirk ise hayvan hakları hareketinin hayvanların iyiliğine yönelik çalışmalar yapanları hareketten dışlamamaları gerektiğini savunur. Newkirk'e göre hayvanların refah için çalışanlar hayvanların çektikleri acıyı azaltmak için çok fazla şey yapmıştır. Bunlar özünde hayvanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerli çalışmalardır. Newkirk, harekette yer alan herkesin aynı düşünceleri paylaşması ve aynı yöntemleri benimsemesi yönünde yapılan zorlamaların anlamsız olduğunu, doğru yönde atılan her adımın bizi nihai amaca yaklaştıracağını savunur. Evet değerli izleyenler, bu programımızda hayvan hakları ve hayvan refahı kuramına, hayvan hakları kuramını savunanlara yöneltilen eleştirilere ve hayvan hakları hareketi içinde düşünce ayrılıklarına değindik. Çevre hareketleri konusunda odaklanacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere.